Üçburçak medianası, biseklər hissəsi və balandlığı. Abdasta biz üçburçak medianası, biseklər hissəsi və balandlığı haqqında məlumat verəmiz. Mediana degani nima degani? Mana üçburçak alaylık. Mana bu üçünü alaylık. Onu karşısındaki tamamını ortasına tapamız. Ve onu tutaştıramız. Hasıl bölgen bana bu kesme üçburçakının medianası değillerdi. Demek üçburçakının medianası üçburçak üçüden çıkıp onu karşısındaki tamamını ortasına tutaştırdı. Üçburçakta üçte mediana var. Bana bu bitte mediana. Bana bu üçten ham mediana çıkarışımız mümkün. Bunun için bana bu tamamını ortasını tapışımız gerek. Ortasını alamız ve tutaştıramız. İkinci mediana. Üçüncü mediana bana bu üçten çıkardı. Bu üçten çıkıp karşısındaki tamamını ortasını tutaştırdı. Şimdi yakalım mediana üçburçak üçüden çıkıp karşısındaki tamamını ortasını tutaştırdı. Bu degeni bana bu ikide kesime teyin buladı. Mesela bana bu mediana ötkizadigan bolsak bana bu ikide kesime teyin buladı. Demek mediana karşısındaki tamamını teyin ikiye buladı. Teyin ikiye bölüyordu. Bu mediana bana bu üçten çıkıp bu üç karşısındaki tamamını teyin ikiye bölüyordu. Bu medyana hakkındaydı. Yani de kengisi, bisektör ise. Üç burçakta bisektör hissası deyken de biz. Bu da iki kesmenini düşünemiz. Mesela bana bu burçakta bisektör hissasını tapmakçımız. Üç burçakta bana bu üçüden çıkmışı bisektör hissasını tapmakçımız. Bunun için şu burçakta bisektör hissasını ötkizemiz. Bisektör ise burçayını teng ikiye bölüldü. Bisektör ise bana karşıdaki tamam bilen orta noktada kesişi yaptı. Bisektör ise şu üç burçak içindeki kısmı üç burçakın bisektör isası değillerdi. Demek burçak bisektör isasının üç burçak içindeki kısmı. Yani bana şu üçten ta nargi karşıdaki tamam bilen tutaştırı üç uğraşken nokta geçer bugün kesme. Bana bu kesme. Üç burçakının bisektör hissası değil adı. O bisektör ise burçakını teng ikiye bölüldü. Şunu eslap kalış gerek. Mediana karşısındaki tamamını teng ikiye bölgen olsa, özü düşken tamamını teng ikiye bölgen olsa, bisektör ise burçakını teng ikiye bölüldü. Üç burçakını üçte bisektör hissasını ötkizmiş mümkün. Mana bu üçüden, mana bu üçüden ham ötkizmiş mümkün ve mana bu üçüden ham ötkizmiş mümkün. Demek bisektör ise burçakını teng ikiye bölüldü. Yani balandlık bilen tanışalımız, balandlık dinlemedik yani. Yani bir hafta üç burçak olalımız. Üç burçak üçüden bunu karşısındaki tamamen perpendiküler çıkıramız. Bana şu kesme balandlık değil adı. Bir yerde karşısındaki tamamen çıkması hem mümkün. Mesela bana mı diye halkan buluşu mümkün. Mana üç burçak. Eğer bana bir yerden perpendiküler çıkardıken bulsak, karşısındaki tamamen geçişmeydi de, perpendiküler tamamen devamı geçişiydi. Demek, balandlık degen de biz, üç burçak üçüden, karşısındaki tamamen ya ki onun devamı geçişirilen perpendiküler, perpendikülerini düşünemiz. Bana bu. Demek eğer üç burçak ötmez burçaklığı olsa bana bu görünüşte. Bu üçüden düşürürken balandlık bunun tamamını devam geçiyordu. Eğer üç burçak doğru burçaklığı olsa mesela doğru burçaklığı üç burçak. O kalda balandlık bana bu tamamını özge teyim bulardı. Doğru burçaklığı üç burçaklığı bana şu tamamını balandlık bulardı. Yani balandlık, bana bu noktadan balandlık çürsek, bana şu noktaya çürsadı. Yani masalalar yetişki ötemiz. Birinci masala, üç burçayının iki tamamı verilgen, 4 ve 5. Yani mediana, demek üçüncü tamamı mediana çürülgen. Mediana çürüldü. Üç burçayının perimetrini tapayım. Üç burçayının perimetrini dara tapmalar değil de ki bana bu kısmı verilmeyen.
Bunu qanday qilib topsak bo'ladi? Xo'p, medianadan foydalanamiz. Mediana ekanligidan. Mediana qarshisidagi tomonni teng ikkiga bo'ladi. Ya'ni mana bu kesma bu kesmaga teng. Demak, bu kesma 3 ga teng bo'lsa, bu kesma ham 3 ga teng. Demak, bu yerga ham 3 yozamiz. Ha, endi uni uchburchakning perimetrini osongina topib olamiz. 4 qo'shuv 5 qo'shuv bu tomon 6 ga teng. Demak, perimetr teng 4 qo'shuv 5 qo'shuv 6. 3 qo'shuv 3 6. Xo'p, 4 ga 5 ni qo'shsak 9 qo'shuv 6 15. Shunday qilib berilgan uchburchakning perimetri 15 ga teng ekan. Navbatdagi masala. Demak, uchburchagini qarayapmiz. Uchburchagini ikkita balandligiga o'tkazilibdi. Mana kvadrat belgisi qo'yilgan. Demak, perpendikulyar ekanligini bildiradi. Tushirilgan perpendikulyar bu balandlik bo'ladi. Mana bu yerdan ham perpendikulyar tushirilibdi. Demak, mana bu ham balandlik. Uchburchagining ham 3 ta balandligi bor. Bu yerda 2 ta balandlik ko'rsatilgan. Xo'p, bitta burchagi 40 gradus ekan. Ya'ni mana bu balandlik va asos orasidagi burchak 40 gradusga teng ekani berilgan. X burchagini toping. Ya'ni mana bu balandlik va yon tomon orasidagi burchagini toping. Topamiz. Xo'p, birdaniga topish har doim ham oson bo'lmasligi mumkin. Dastlab biz mana bu burchagini topamiz. Quyidagi to'g'ri burchakli uch burchakdan mana bu nuqta, bu nuqta, mana bu nuqta. Uchlari shu nuqtalarda bo'lgan to'g'ri burchakli uch burchakdan biz mana bu burchakni topishimiz mumkin. Va bu burchakni keling y bilan belgilab qo'yaylik. 40 mana bu burchak 90 gradus. 40 gradus qo'shuv 90 gradus qo'shuv y teng 180 gradus. O 90 da o'tkazsak bu yerda 90 gradus qoladi. 40 ni ham o'tkazadigan bo'lsak y teng 50 gradus bo'ladi. Demak, mana bu burchak 50 gradusga teng ekan. Endi mana bu uchburchakni qaraymiz. Uchlari quyidagi nuqtalarda bo'lgan. Mana bu nuqtada, bu nuqtada, bu nuqtada. Bu ham to'g'ri burchakli uchburchak. Bu burchagi 90 gradus. Va mana bu qismini o'chirib turaman. Buni ham o'chirib turamiz. Mana 90 gradusli burchak. To'g'ri burchakli uch burchak. Bitta burchagi o'tkir burchagi 50 gradus, bitta burchagi 90 x. Uchinchi burchagini toping. Va bu yerdan ham x ni topishimiz mumkin. Uchalasini yig'indisi 180 gradusga teng ekanligidan foydalanamiz. Masalan, x qo'shuv 90 qo'shuv 50 teng 180 gradus. 90 o'tkazsak bu yerda 90 gradus bo'ladi. 50 dan o'tkazsak x teng 40 gradus ekanini topamiz. Shunday qilib javob x 40 gradus ekan. Xo'p, to'g'ri burchakli uch burchaklarda bitta burchak o'tkir burchagi berilgan bo'lsa, ikkinchisini osonlikcha topishimiz mumkin. Mana bu ikkitasining yig'indisi 90 gradusga teng bo'ladi. Shundan topishimiz mumkin. Bitta burchagi 90 gradus bo'lsa, qolgan ikkita o'tkir burchaklar yig'indisi 90 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni x qo'shuv 50 gradus 90 gradusga teng. Keyingi masalalarda shunday topishingiz mumkin. X teng 40 gradus. Demak, bu yerda ham x 40 gradus ekanini topdik.